Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında Badem'i izledik. Evet, stüdyo konumuzda Badem. Bugün sizlere söylemiştim açılış anonsunda. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri burada görmüş olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Kimler burada ama söyleyeyim. Mustafa Kemal Öztürk burada. Barış Bahçeci burada. Doğaç Başaran burada. Ve Emre Yıldız burada. Evet. Diğer arkadaşımız gelmedi. İnşallah başka bir programda kendisini de görürüz. İnşallah. Hemen bahsedelim albümden. Özge Ulusoy'da oynadı video klibinizde. Özlem Tekin var. Gerçekten çok başarılı. Son dönem en çok beğendiğim şarkılardan bir tanesi. Teşekkürler. Bahsedelim mi azıcık? Klip bizim için hakikaten çok güzel oldu. Özge'yi de yönetmiştiniz. Evet. Özge zaten bizim ilk Sen Ağlamayı bilmiyorum hatırlar mısın? Sen Ağlamada da oynuyordu. Tabii tabii hatırlıyorum. Çünkü baktığım zaman ilk şey zannetmiştim. Cover zannetmiştim. O işte cover değilmiş ama. Değil ama çok özel bizim kendi bestemiz sözlerimiz. Özge'yle oradan tanışıyoruz. Çok sağ ol Suno da kırmadı bizi bu klipte. Çünkü Kalpsiz'in sonlarında böyle küçük bir kelime oyunu yaptık. Sen Ağlamaya bir atıfımız vardı. Dedi ki o zaman Özge yine sen oynar mısın? O da kırmadı bizi sağ olsun. Çok güzel olmuş. Diğer oyuncu da Sezai. O da bir arkadaşımız. Oyuncu o da kendisi. Çok oyuncu bir arkadaşımız. dizilerde oynar. Sezai izliyorsa yazdık. Zaten Özlem'i anlatmaya gerek yok kimseye. O da yorumuyla çok gerçekten güzel şeyler kattı. Parçanın enerjisini inanılmaz arttırdı. Bizim için de çok keyifli bir klip çalışması oldu. Evet, çok başarılı olmuş. Özlem Tekin düetleri, Özlem Tekin'in katıldığı şeyler zaten başarılı oluyor. Onun oyunculuğunla tartışması çok beğeniyorum. Evet, yani sadece müzisyen kişiliği evet. Değil, oyunculuğu da gerçekten çok başarılı. Klipte de zaten kendini bence gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Evet, yani peki nasıl oldu? Özlem Tekin'le zaten tanışıyordunuz değil mi? Aslında yani şöyle sadece hani özel bir tanışıklığımız yoktu yani ama şöyle bir fikir aklımıza gelmişti. Bir parça yazıldığında düet olarak yazıldı. Mutlaka bir bayan vokalist olacaktı. Bir arkadaşımıza söyletmiştik. Söyleyemedi. çok iyi söyledi. Hadi canım burada arkadaşım. Özlem mi o mu diye karar vermedik bir süre. Sonra dedik ki işte yani aklımızdaki ses de Özlem Tekin'in sesiydi aslında. Dedik bir yollayalım. Sonuçta bizim ilk albümümüz biraz daha akustik tınılı olduğu için tarzlar itibariyle belki hani bir tereddüt yaşanabilir diye sorduk. O da dedi ki ben Badem'i çok seviyorum, çok beğeniyorum zaten ama dedi hani parçayı duymam lazım. Ona yolladık parçayı. O da hemen geri döndü zaten dedi ki ben çok beğendim parçayı. Hani işte bizi cesaretlendirdi hatta dedi bu kesin hit olur, ben mutlaka yer alacağım bunda. Geldi stüdyoda 3-4 saat boyunca işte vokal çalıştık beraber, yeni vokaller ekledik. Çok güzel. Ve işte çıkan sonuçta zaten böyle bizim için çok tatmin edici bir şey oldu. Ya hepimiz çok beğendik zaten. Hani bizim kuşağa çok hitap eden bir parça olmuş. Zaten Özlem Tekin tartışması. Sizler de çok başarılısınız. Albüm hakkında birazdan tekrar konuşacağız. Detaylı şekilde bahsedeceğiz albümümüzden. Ama şey var biliyorsunuz ben sizlerle daha önce konuşmuştum. Bize amatör yetenekler videolarını ulaştırıyorlar. Biz de Number One TV'de onları yayınlıyoruz. Bakalım efendim hemen hatırlatalım. Number1.com.tr'ye tıklayın. Oradan Starzone bölümünde bir tık. Hemen ardından videonuzu bize gönderin ki biz Number One TV ekranlarında sizin videonuzu yayınlayalım. Bugün bizlere video gönderen arkadaşımız Akın Güzel. Kendisine çok çok teşekkürler. Kendini Number One TV ekranlarında görme şansını elde etti. Parçasının ismi Seni Sevdim de Öldüm. Ardından Badem'le burada olacağız.